TRT 1 ekranlarından ve TRT Radyo Haber'den merhaba sayın seyirciler. Ben Metin Soysal Bozdoğan. Haftanın Z raporuna hoş geldiniz efendim. Her hafta olduğu gibi bu haftada yine gündemi değerlendireceğiz ve haftayı özetleyeceğiz. Bu hafta Suriye'nin kuzeyi PKK-YPG ile mücadele ve olası operasyon gündemimizde. PKK Suriye'de saldırılarını artırdı. Tel Rifat'tan Azize'ye yapılan saldırıda iki polisimiz şehit oldu. Sayın Cumhurbaşkanı gerekli adımları atacağız dedi. Peki Türkiye Suriye'de hangi adım atacak? Olası operasyon senaryosu nedir? Konuşacağız. Öncelikle haftanın özeti diyelim ve haftanın Z raporu başlıyor. ...11 Ekim Pazartesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'den Türkiye'ye terör saldırıları konusunda artık tahammülün kalmadığını söyledi. Bakan Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi'nin toplantısında Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'de reform çağrısını yineledi. 12 Ekim Salı, İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. 13 Ekim Çarşamba, Erdoğan, Tacikistan Meclis Başkanı ile Endonezya Dışişleri Bakanı'nı ayrı ayrı kabul etti. Katar, İsrail'le normalleşme anlaşmalarının krizin çözümüne katkı sunmasının mümkün olmadığını söyledi. MİT, Van'daki İran ajan şebekesini çökertti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersan Saner, yazılı bir açıklamayla hükümetin istifa ettiğini duyurdu. 14 Ekim Perşembe, Afganistan'daki Taliban hükümetinden Türkiye'ye ilk ziyaret gerçekleşti. 15 Ekim Cuma, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki mücadelenin bundan sonraki süreçte farklı şekilde devam edeceğini söyledi. Bakan Dönmez, Azerbaycan'la 11 milyar metreküplük ilave doğalgaz ticaret anlaşması yapıldığını açıkladı. Pençe operasyonları kapsamında bölgede 2 günde 13 terörist etkisiz hale getirildi. Bakan Akar, ilerleyen günlerde imzalanacak askeri çerçeve anlaşmasıyla Polonya ile ilişkilerin ilerleyeceğini belirtti. DHKPC terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 126 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Türkiye'nin ev sahipliğinde 7 Ekim'de başlayan Avrasya Barışı 2021 tatbikatı sona erdi. 16 Ekim Cumartesi, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'ye veda ziyaretinde bulundu. 17 Ekim Pazar, Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK-YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Angola, Togo ve Nijerya'yı kapsayan Afrika seyahati başladı. Hazreti Peygamber'in doğum gecesi olan Mevlid Kandili için hazırlıklar tamamlandı. İzleyiciler, terörle mücadele ve olası operasyon gündemimizde efendim. Soracak çok soru var ve hiç vakit kaybetmeden ben konuklarımı sizlere takdim etmek istiyorum. Altınbaş Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Çağrı Erhan, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Ve bağlantıyla programımıza katkı sağlayacak olan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Abdullah Ahar, merhaba, hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim Betül Hanım. Sizlere saygılar, iyi yayınlar. Saygı bizden efendim, çok teşekkür ediyorum. Evet Sayın Erhan, çok kritik bir gündem. Hakikaten terörle mücadele, Suriye'nin kuzeyini konuşacağız. PKK-YPG ile olan mücadelemizi konuşacağız. Öncelikle son gelişmelere bakalım, ne yaşandı? Son olarak Tel Rifat'tan Azize bir saldırı gerçekleşti ve iki polisimiz şehit oldu. Allah rahmet etsin. Ve akabinde Sayın Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı ve dedi ki Suriye'den ülkemize yönelik terör saldırıları ile ilgili artık tahammülümüz kalmamıştır. Ya oralardaki etkin güçlerle ya da kendimiz bertaraf etmekte kararlıyız. Polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır dedi. Ve gündemde olası operasyon var. Biz bu konuyu şöyle konuşmaya başlayalım efendim. Hukuk bağlamında ve operasyonun gerekçeleri noktasında biraz hani geriye döndüğümüz zaman bu bahsi geçen alanlara baktığımızda özellikle 2018'de Amerika Birleşik Devletleri'nden bir söz verilmişti. PKK'nın bölgeden çıkarılmasına dair özellikle Pompeo bu noktada gündem olmuştu. Silahları alınacaktı PKK'nın fakat öyle olmadı. 2019'a geldiğimizde
Soçi mutabakatı gerçekleştirildi ve bu defa Rusya söz verdi PKK'nın bölgeden çıkarılmasına dair. Fakat o da olmadı. Ve şu an topraklarımızda yer yer tacizler gerçekleşiyor ve bu noktada da Adana mutabakatı gündeme gelebilir. Siz nasıl yorumlayacaksınız? Türkiye hukuk bağlamında nasıl bir çerçeve ortaya koyacak uluslararası platformda efendim? Evet, her şeyden evvel tabii bugün Mevlid gecemiz. Evet. Hazreti Peygamber'in doğumu. O vesileyle bütün milletimizin ve İslam aleminin Mevlid Kandili'ni kutluyorum. Mübarek olsun. 2016'dan itibaren aslında Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde bir mevcudiyeti var. Biliyorsunuz 15 Temmuz hain darbe girişiminden hemen sonra Türkiye silahlı kuvvetleri, Türk silahlı kuvvetleri kendi sınırlarının ötesinde herhangi bir harekat gerçekleştiremez denildiği noktada Türkiye Fırat Kalkanı harekatını gerçekleştirmek suretiyle bölgede müttefiklerden çok daha etkin bir şekilde DEAŞ varlığını sona erdirdi. Evet. Akabinde Afrin, Zeytin Dalı Harekatı, arkasından Barış Pınarı Harekatı ve bugüne geldik. Sizin bahsettiğiniz Rusya ile ABD ile çeşitli görüşmeler çerçevesinde PKK-YPG varlığının burada sona erdirileceğine ilişkin mutabakata varıldı. Fakat bu sahaya yansıdı mı? Abdullah Bey benden çok daha günübirlik takip ediyor hadiseyi. Orayla da irtibat halinde takip ediyor. Eminim o da dile getirecektir. Sahaya yansımadı. Sadece bu son sizin dile getirdiğiniz iki şehidimiz ki hepsini Allah gani gani rahmet eylesin bütün şehitlerimize. Sadece o iki şehit hadisesi değil. Bundan evvel de aylardır aslında evet. PKK-YPG'nin oradaki hem askeri mevcudiyetimize hem de sivil unsurlara dönük saldırıları devam ediyor. Orada mühendislere saldırıyorlar, oradaki inşaat firmalarına saldırıyorlar. Afrin bölgesinde özellikle çok ciddi bir baskısının hissedilmeye başladığı görülüyor. Bunun gerisinde ne var diye bakıldığında PKK-YPG Türkiye içinde, sınırlarımız içerisinde bitirildi büyük ölçüde. Yani artık tek tek sayılabilecek noktaya kadar indirgendi bunların silahlı militan gücü. Ve büyük ölçüde Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'nin kuzeyinde konuşlandılar. Suriye'nin kuzeyinde konuşlanmalarında aslında Irak'ın kuzeyindeki konuşlanma hikayesine benzer bir hikaye işledi. Şimdi çok kısa bir şekilde şöyle bir 30 yıl öncesine gidelim. 1990'daki Körfez Harbi'nden sonra Irak'ın kuzeyinde Amerika Birleşik Devletleri bir uçuşa yasak bölge ihdas etmişti. Ve bu uçuşa yasak bölgede huzuru temin harekatı adıyla bir harekat icra etmeye başladı ve çekiç güç adıyla bir gücün de biz ona çekiç güç dedik ama aslında başka bir ismi var, Poised Hammer. Bu bölgenin Irak Silahlı Kuvvetleri tarafından, hava unsurları tarafından kullanılmasını engelledi. Bunu kendisi için bir fırsat bilen PKK, daha evvel Beka Vadisi'nde var olan askeri silahlı birimlerini yavaş yavaş Irak'ın kuzeyine nakletmeye başladı ve bugün Kandil dediğimiz bölgedeki üsler Amerika Birleşik Devletleri'nin sağlamış olduğu bu imkan sayesinde oluştu. Aradan 30 yıl geçtikten sonra bugünkü tabloya bakıyoruz. Bugün Suriye'nin kuzeyinde eğer bir PKK-YPG mevcudiyeti var ise bu yine Amerika Birleşik Devletleri'nin burada sağlamış olduğu imkanla mümkün oldu. Nasıl? Normalde nüfus itibariyle bu çatışmalar başlamadan evvel Suriye nüfusunun %7-8'ini oluşturan, bölgede de Suriye yüz ölçümünün yine %8-%9'luk kısmını bir şekilde kontrol eden, oralarda meskun bulunan bir nüfus üzerinde tahakküm kurmak suretiyle PKK-YPG bugün Suriye'nin neredeyse üçte bir toprağında varlık göstermeye başladı. Evet. Bu nasıl mümkün oldu? Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle 2012'den itibaren, yani daha Obama iktidardayken, arkasından da Trump döneminde, bugün de Biden döneminde. Hı hı. Yani hem demokratlar hem cumhuriyetçiler, iktidara kim gelirse gelsin, CENTCOM tarafından planlanmış olan, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu Kuvvetleri Komutanlığı, Merkez Kuvvetleri Komutanlığı tarafından planlanmış olan bu strateji harfiyen devam ediyor. Binlerce tır dolusu silahı verdiler. Binlerce uçak dolusu silahı, mühimmatı ve diğer malzemeleri verdiler. Bununla yetinmediler. Askeri danışmanlık verdiler. Vermeyi sürdürüyorlar. Eğittiler.
terörist elebaşlarına general rütbesi verdiler. Hı hı. Ve bunları neredeyse Amerika Birleşik Devletleri'nde kongreye davet etme cüretini gösterdiler. Yani Türkiye daha büyük bir tepki göstermemiş olsaydı bugün bu kişiler kalkıp Amerikan Kongresi'nde konuşacak, belki de Beyaz Saray'da ağırlanacaktı. Dolayısıyla söz konusu olan burada demek ki sadece bir PKK-YPG varlığı değil, buna her türlü lojistik imkanı veren bir Amerika Birleşik Devletleri'nin varlığından söz etmemiz gerekiyor. Tıpkı ben o benzetmeyi o yüzden yaptım. Çünkü süreç aynen işliyor. Birbirine o evet. kadar çok benziyor ki Kuzey Irak'ta nasıl bunların konuşlanmasına Amerika Birleşik Devletleri çekiç güç marifetiyle imkan sağladıysa, aradan 3-10 yıl geçmiş, bugün de Amerika Birleşik Devletleri Suriye'nin kuzeyinde benzeri bir operasyonda destek veriyor. Evet hocam, Irak'ın kuzeyi nasıl Kuzey Irak oldu? Bunu anlattınız. PKK'nın Irak'taki serencamını anlattınız ki bu çok önemli hakikaten. O süreci hatırlamak ve bir perspektif ortaya koymak çok faydalı oldu. Neden, eğer vakit kalırsa, Suriye'de bir terör devleti mi kurulmak isteniyor? Bu soruyu da soracağız programımızda. Vakit kalırsa peki Türkiye'nin gerekçelerine dair uluslararası ve hukuk bağlamında bir yorum yapmak ister misiniz? Her şeyden evvel burada Birleşmiş Milletler kararlarıyla bu bölgenin her türlü silahlı terör unsurundan arındırılması söz konusu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin almış olduğu kararlar var, biliyorsunuz. İkincisi, bu bölgede Türkiye'nin kendisine karşı dönmüş olan bir silahlı saldırıya mukabele etme hakkı var. Uluslararası hukuktan doğan, yani evet. Birleşmiş Milletler Anlaşması'nda yer alan meşru müdafaa dediğimiz bir haktan söz ediyoruz. Ama asıl itibariyle hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem NATO'nun terörist listesinde yer alan bir terör örgütünden söz ediyoruz. Nedir o? PKK. PKK'nın buradaki varlığı, bir terör örgütü olarak varlığı, Birleşmiş Milletler'in almış olduğu Güvenlik Konseyi kararıyla da birebir örtüşüyor. Meğer biz bunu kendimiz biliyormuşuz da Amerika Birleşik Devletleri bilmiyormuş. Yani siz bir yandan kendi terör listenizde, NATO'nun listesinde ve kendi Amerika Birleşik Devletleri listenizde PKK'ya yer vereceksiniz. PKK ile YPG arasında organik bağ olduğunu hem PKK hem YPG kendi web sitelerinde, kendi yayın organlarında açık açık kabul edecekler. Dahası Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı akademisyenlerin yapmış olduğu çalışmalarda bilimsel olarak bu ortaya konulacak. Böyle bir şey ki buranın silahlı militanları belli dönemlerde ayrılıyor, öbür terör örgütünün silahlı militan olarak görev görüyor, evet. arkasından dönüyor, bu tarafa geçiyor ve bunlar bilimsel yayınlarda artık yer alıyor. Evet. Fakat Amerika Birleşik Devletleri buna rağmen bu örgütün terör örgütü olduğuna gözlerini kapıyor ve bu destekleri vermeye devam ediyor. Yapmış olduğu açıklamalarda da, biliyorsunuz geçen gün çok önemli bir, onu da söyleyeyim ben susayım. Biden Amerikan Kongresi'ne bir mektup gönderdi. Hem Senato Başkanı'na hem Temsilciler Meclisi Başkanı'na. Suriye'deki acil durumun devamıyla ilgili mektuptu bu. Dedi ki ben bir karar aldım, bunu belli dönemlerde uzatıyor Amerikan başkanları ve niye uzattığını ifade ediyor. Suriye'deki acil durumu uzatıyorum. Yani kalmaya devam ediyorum. Kalmaya devam edeceğiz. Oraya ilişkin bir özel stratejimiz devam. Çünkü diyor, Türkiye oradaki eylemleriyle bölgede bizim müttefiklerimize zarar veriyor. Oradaki grand stratejimize zarar verici bir faaliyet içerisinde. Tabii bunu okuyunca hayretler içerisinde kalıyor insan. Ya Biden gerçekten Trump'ın dediği gibi bazı melekelerini yitirme noktasında. Çünkü sadece 2 ay evvel Brüksel'de Sayın Cumhurbaşkanımızla yapmış olduğu toplantıda Türkiye'nin ne kadar önemli bir müttefik olduğunu söyleyip Afganistan'da işbirliği için kendisine çağrı yapmıştı. En kısa sürede sizi ziyaret edeceğim demişti. G20 toplantısında tekrar bunları konuşacağız demişti. Aynı Biden kalkıp Türkiye'yi Suriye'de kendi ulusal güvenliğine aykırı davranmakla itham edebiliyor. Ya Trump'ın dediği doğru ya da tamamen dış politikada ipleri elinden kaçırmış, CENTCOM'un ve kongre içerisindeki Türkiye düşmanı bir takım senatörlerin ve milletvekillerinin yazmış olduğu metnin altına sadece imzasını atmış. İkisi de Türk-Amerikan işleri açısından çok vahim,
sonuçlar doğurabilecek meseleler. Peki efendim. Sayın Ağar, sizinle biraz olası operasyonun kapsamına dair konuşalım efendim. Özellikle Suriyeli muhalifler için önemli bir figür Abdurrahman Mustafa şöyle dedi, onu aktararak sorumu sormak istiyorum. Barış Pınarı harekatı halen tamamlanmadı. Tel Rifat, Münbiç, Aynel Arap sınır boyunda 30 kilometrede terör örgütü PKK-YPG'nin temizlenmesi gerekiyor dedi Abdurrahman Mustafa. Şu çok konuşuluyor efendim, olası operasyon senaryosuna dair sizin öngörünüzü merak ediyorum. Daha önceki harekatlar gibi bir süpürme operasyonu mu olur yoksa farklı bir tarzı mı olacak? Mesela ikmal merkezlerine yönelik nokta atışlı bir operasyon mu olur? Yorumunuz nedir efendim, buyurunuz. Şimdi efendim öncelikle saygılar. Tabii nokta operasyonlarla ilgili bazı cümleler ne yazık ki ben de duyuyorum. Şimdi nokta operasyon bu bizim niyet ve maksadımızla ilgisi olmayan bir ifade, yaklaşım. Doğru yaklaşım neydi? Bunu hatırlayalım. Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanımızın Barış Pınar Harekatı'ndan önce yapmış olduğu açıklamaydı. Yani 432 kilometre. Ve derinlik 30 kilometre. Bu yaklaşık 1200-1300 kilometre karelik bir alana karşılık geliyor. Yani daha doğrusu 13, pardon, daha doğru bir cümle kurayım. Şimdi neden? Bizim amacımız terör örgütünün Kürt etnik kimliği başta olmak üzere topografiyi ve demografiye istismarına engel olmak. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bir cümle koyuyor. Diyor ki ben bunu DAEŞ'le mücadele etmek için kullanıyorum. Ve bununla olan ilişkim dönemsel ve taktiksel. Stratejik değil. Türkiye ile olan ilişkim stratejik gibi bir cümle kuruyor. Şimdi bunun ispat edilmesi gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Bununla ilgili aslında kerhen de olsa bir anlaşmanın altına imza atmıştı. Neydi o? İşte 30 kilometrelik sınırda, yani Barış Pınar Harekatı'nın doğusunda ve batısında kalan alanlarda YPG, PKK etkinliği sona erecek. Başta ağır silahlarının daha aşağı indirilmesi olmak üzere. Ama bu anlaşmaya ne Amerika Birleşik Devletleri ne de sonradan olaya dahil olan Rusya uymadı. Yani şu an her ikisi de kendi menfaatleri doğrultusunda bir fiili durum, bir gerçeklik yarattılar ve bu gerçeklik çerçevesinde orada hem kendileri varlar hem de YPG, PKK, Kürt etnik kimliğini demografiye ve topografiye istismar etmeye devam ediyor. Ve biraz önce de Çağrı Hocam'ın ifade etmiş olduğu o siyasi destek, işte yok İlham Ahmet adı altındaki bir terörist kadını, bir diplomatik temsilci, sözde bir diplomatik temsilci olarak bir heyetle beraber Amerika'ya kadar davet etmek, orada ağırlamak, senatoda boy göstermesini sağlamak, başta olmak üzere her türlü desteği veren bir Amerika Birleşik Devletleri fotoğrafı var. Aynı zamanda himaye ediyor, koruyor, kolluyor, fonluyor, donatıyor, eğitiyor ve yönetiyor ve yönlendiriyor. Şimdi böyle olunca Amerika Birleşik Devletleri'nin niyet ve maksadı kendiliğinin ortaya çıkıyor. Yani burada derdi üzüm yemek değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin derdi burada Türkiye'ye dönmek. Gerçeğimiz budur. Yani ve bu gerçeği kendi eliyle değiştirmiyorsa Türkiye'nin bunu değiştirmek gibi bir hakkı, sadece hakkı değil aynı zamanda mecburiyeti vardır. Yani eğer biz bunu yapamazsak şimdi bu yılan çok daha büyümüş bir şekilde hem Suriye'yi sokacak, hem Irak'ı sokacak, hem de Türkiye'yi sokacak. Yani YPG, PKK'nın niyet ve maksadını Amerika Birleşik Devletleri bilmiyor mu? Yani YPG, PYD'nin içerisinde 11 bin daha kadrosu terörist olmak üzere onların aşılamış olduğu bir düşmanlık üzerinden bir örgütün inşa edildiğini Amerika Birleşik Devletleri bilmiyor mu? Bunun temel eğiliminin DAEŞ'le mücadele değil. Bütün bölgeyi baskılamak, başta Suriye ve Irak'ı parçaladıktan sonra veya eş zamanlı veya daha önce Türkiye'ye yönelik olduğunu çok iyi biliyoruz ki şu dönemde fark ettiyseniz çok ilginç şekilde bizim temas hatlarımıza karşı çok yoğun saldırıları var. Yani iki polisimiz şehit olduğu sürece kadar 22 tane saldırı yapmışlar. Dün tünel kazarak
30 tane teröristin bizim üst bölgemizin yanındaki hastaneyi ele geçirmeye çalıştıklarını görüyoruz. Bugün de Aziz'in dış mahallelerini şu an top atışında tutuyorlar. Biraz önce gelen bilgi. Yani bunu YPG, PKK, hani Amerika Birleşik Devletleri bu örgütü burada tamamıyla kaldıracaktı? Hani terrifattan Türkiye'ye bir saldırı gelmeyecekti Rusya'nın kontrolündeki rejimi, kontrolündeki alanlardan? Şimdi burada tabii Türkiye son derece dikkatli olacak şekilde. Şimdi şöyle bir şey var. Türkiye'nin etki ortaya koyacağı alan sadece terrifat, Membiç, Ayn-i Arab, veya Kamışlı veya Kamışlı'dan Derbesi'ye sınıra uzanan, Irak sınırı uzanan hat değil. Türkiye'nin Libya gibi, Irak gibi, Kafkaslar gibi ve diğer şu an jeopolitik açılım üretmiş olduğu pek çok ülkede askeri varlığı var. Kendi milli menfaatler çerçevesinde ve Yunanistan'da çok büyük bir gerilim yaşıyor. Şimdi bu noktada Türkiye'nin atacağı hamleler, bunun zamanlaması, üreticiye baskın ve aldatma etkisi, şaşırtma etkisi ve ortaya konacağı etki ve sonuçlar son derece önemli. Şimdi YPG, PKK'nın bu şekilde tahrik edici eylemlerin altında bir takım tuzaklar olduğunda farkında olan bir devlet olarak işte Salih Müslüm bugün çıkmış açıklama yapıyor. Tahrik ediyor Türkiye'yi direkt olarak. Türkiye diyor buraya bir hareket yaparsa diyor hayatta karşı karşıya kalmadığı bir dirençle karşı karşıya kalacak diye örneği. Yani şimdi peş peşe bu saldırılar, bu tahrik açıklamalarında bir anlamı var. Bir diğer tarafıyla da rejim Rusya alanları, Amerika YPG, PKK alanları kendi aralarında kendilerine özgü bir rekabet geliştirmiş durumdalar. Bunun ortaya koymuş olduğu dengelere ve hassasiyetlere bakarak en cümlem şu. Türkiye gerek Rusya ile gerek Amerika Birleşik Devletleri ile veya bunların paydaşları ile, yani paydaştan kastım Esad rejimi. Yani Türkiye'nin yani YPG, PKK ile bir işbirliği yapması söz konusu olamaz. Bir takım süreçlerle birlikte mutlaka ve mutlaka YPG, PKK oradan temizlemek ve o yapıyı dağıtmak, parçalamak zorunda. Yani bunu parçalamak derken ifadem de şu, şunun farkındayım. Hepsi bizim bildiğimiz PKK ideolojisine sahip olan insanlar değiller. Ama ne yazık ki PKK'nın güdümüne girdiler. PKK'nın etkisi altına girdiler. Yani sonuçta içlerinde şu an sadece Kürt etnik kimliğinin istismarına kapılmış Kürt kardeşlerimiz, daha doğrusu Kürt kardeşler, Kürtler yok. Araplar, Çerkezler, işte KKİ'ler, Ezdiler, Zerdüşler, Süryaniler, Keldaniler, bu gibi bir takım etnik ve dini ve mezhebi yapılar var. Şu an YPG, PKK'nın altında. Evet. Bu özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmış olduğu bir başka kurgu tuzağa karşılık geliyor. O yüzden örgütü parçalayıp finans kaynaklarını kesip bir şekilde oradaki varlığını ortadan kaldırmak gerekiyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri'ni gerçek dostluk ve müttefikleriyle işbirliği yapmaya zorlamak gerekiyor. Yapmayacaklarını da yapmasın. Çok önemli değil bu saatten sonra. Hani bu gerçekten çok onurumuzu incitti. İşte özellikle stratejik işbirliği adı altında hani bizde bir ifade vardır. Farenin burnunu yemesi insanın uyurken. Uyursunuz ama üfleyerek yer burnunuzu. Sabah kalkar bir bakarsınız ki burnunuzu kaybetmişsiniz. Yani Amerika Birleşik Devletleri şu an resmen o taktiği uyguluyor Türkiye'ye. Yani bütün bunlara dikkat ederek kendi öz kaynaklarımıza yaslanmış, kendi öz kaynaklarımızdan beslenen bir savunma sanayi. %100 kendisine yetebilen savaş uçaklarımız, hava savunma ve hava taarruf sistemlerimiz, hatta nükleer caydırıcılığımız başta olmak üzere yapmak zorundayız. Bu süreç bize bunu gösterdi. Evet. Zor mu? Çok zor olduğunu farkındayım. Ama bir süreç bu. Kazasız belasız bu süreci atlattığımız zaman insanların aramış olduğu o gerçek adaletin gerçek adalete dair bir ümit üreteceğimizi düşünüyorum. Şu an gördüğüm şu, çok acı bu ifadeleri kullanmak ama gerek Doğu gerek Batı buraların egemen güçleri insanlığın aramış olduğu adaleti, hakkı, vicdanı ortaya koyamadıklarını ispat etmişlerdir.
Ümit ederim onların üretmiş olduğu bu kavramsal boşluğu Türkiye doldurur efendim. Peki. Sayın Ağar argümanını çarpıcı bir örnekle tamamladı ve oluşan boşluğu Türkiye doldurur ümit ediyorum dedi. Efendim şimdi aramıza SETA Dış Politika Araştırmacısı Can Acun katıldı. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Olası operasyonu konuşuyoruz efendim. Bu kapsamda gündemde merak edilen iki husus var. Kamuoyunun merak ettiği. Sahada daha çok Rusları görüyoruz. Alt seviyede de olsa yürütülen diplomasi hakkında ne söylersiniz? Yani şu an nasıl bir süreci yaşıyor olabiliriz? Bununla birlikte olası operasyonun zamanlamasına dair ne söylersiniz? Özellikle Ekim sonuna doğru Biden ve Erdoğan görüşmesi söz konusu. Bu kapsamda olası operasyon görüşme öncesinde mi gerçekleşir? Ne dersiniz efendim? Buyurun. Evet, bence temel mesele Soçi'de Sayın Erdoğan'la Putin arasındaki görüşme çerçevesinde şekillendi. Burada iki ülkede kartlarını masaya bence yatırdı ve artık Suriye'de bir kaybet sarmalından belli tavizler vererek en azından ortak bir zeminde buluşma kararı aldığını düşünüyorum. En azından liderler bazlı böyle bir pozisyon alındığı düşüncesindeyim. Bunu sahaya da yansımalarını gördük. Rus ve askeri heyet, Türk askeri heyetlerini şu anda Suriye bağlamında, Türkiye'nin olası askeri harekatı bağlamında belli görüşmeler yaptıklarını biliyoruz. Sahadan en azından buna benzer açıklamalar geliyor. Tabii Sayın Ağar'ın da ifade ettiği gibi şu anda temas hatları ciddi anlamda ısınmış durumda. Birçok noktada düşük yoğunluklu çatışmalar var. Daha ziyade Suriye Milli Ordusu'yla PKK ve onunla birlikte hareket eden yerel unsurlar çatışıyor. Ama Türk ordusu da, TSK'da zaman zaman topçu desteği veriyor. Yine temas hatlarında doğrudan müdahalelerde bulunuyor. Bu bağlamda çok sayıda PKK'lı unsurun da etkisiz hale getirildiğini görüyoruz. Ve burada eğer gerçekten taraflar anlaşabilirse, yani Türkiye ve Rusya belli çerçevede, ortak bir zeminde anlaşabilirse, Türkiye'nin belli noktalara askeri harekat yapacağını, belli noktalarda ise Rusya'nın rejimle birlikte herkese PKK'yı çıkartacağını öngörebiliriz. Yani işte Tel Rifat, Menbiç, Fırat'ın doğusuna geçtiğimizde Ayn al-Arab, onun daha güneyinde eski Süleyman Şah Türbesi'nin olduğu kırsal alan, yine Tel Abyad'ın güneyinde Ayn İsa ve Resulayn'ın hemen güneyindeki Tel Temir bölgeleri şu anda öncelikle ele alınıyor. Ve bu bölgelerden gerçekten Türkiye'nin kontrol ettiği, Türkiye'nin nüfuzu altındaki bölgelere yönelik PKK'nın çok sayıda saldırı girişimi olduğunu görüyoruz. Zaman zaman sızmalar gerçekleştirerek terör faaliyetlerinde bulunuyorlar. Zaman zaman ise yine doğrudan sivilleri hedef alarak Türkiye'nin kontrol ettiği bölgelerde istikrarsızlık oluşturmaya çalışıyorlar. Adeta bir yıpratma savaşı vererek Türk ordusunun Suriye'den çıkmasını ve tekrardan Afrin gibi, Tel Abyad gibi, Resulayn gibi bölgeleri kontrol edebilmek, mümkünse de toprak bütünlüğünü sağlayacak şekilde adım atmak istiyorlar. Temel amaçları bu. Yine tabii hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem Rusya ve rejimin PKK'yı Türkiye'ye karşı araçsallaştırdığını da görüyoruz. Yani Suriye'deki büyük oyunda PKK aslında kullanışlı bir aktör. Büyük güçler zaman zaman kendi siyasetlerini Türkiye'ye dayatabilmek adına bu örgütü kullanıyorlar. Fırat'ın batısında Rusya ve rejimin, doğusunda ise Amerika Birleşik Devletleri'nin benzer bir yol haritası içerisinde olduğunu görüyoruz. Türkiye esasında ABD ile de belli bir noktada Suriye siyasetine buluşmak istedi. Bunun için çaba da sarf etti. Biden'a da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şans verdiğini gördük ama olumlu geri dönüşler olmadı. Amerika benzer daha önceki geçmişte yürüttüğü siyaseti benzer şekilde yürütmeye devam etti. Dolayısıyla şu anda bence Erdoğan-Biden görüşmesi bağlamında çok da değerlendirmemek lazım Türkiye'nin olası yeni askeri harekatını. Daha ziyade Rusya ile Türkiye arasındaki görüşmelerin sonucuna göre bence Türkiye birçok noktada askeri harekat gerçekleştirebilir. Ama tabii bir şeyin de altını çizmek gerekir. Yani burada hem Sayın Çavuşoğlu hem Savunma Bakanımızın da ifade ettiği gibi bir anlamda eğer Rusya ile de belli bir noktada buluşulamazsa Türkiye tek taraflı olarak da bir askeri harekat gerçekleştirebilir. Bunu benzerlerini gördük. Yani Zeytin Dalı Harekatı'nda Rusya ile belli bir zemin oluşmuş olsa da Barış Pınar Harekatı'nda bunun olmadığını görmüştük. Dolayısıyla Türkiye Rusya'yı da karşısına alacak şekilde gerekirse askeri harekat gerçekleştireceğini ortaya koydu. Bu anlamda aslında bazı mobilizasyonlar da var. Türk ordusunun hareketlenmeye başladığını, yine onunla birlikte herkesten Suriye Milli Ordusu'nun da hareketlenmeye başladığını gördük. Hatta PKK'nın da rejimin de yine bölgedeki Şii milislerin de özellikle Tel Rifat'ın güneyindeki Nubuz Zehra bölgelerinde hareketlenmeye başlaması söz konusu. Dolayısıyla şu anda tüm hatlar, tüm temas hatları çok sıcak. Her an her şey olabilir bir dönemdeyiz açıkçası. Evet, önemli hususlara vurgu yaptınız. Teşekkür ediyorum. Sayın Hocam, şimdi Münbiç dedik veya Tel Rifat dedik. Daha çok
Fırat'ın batısını konuştuk. Bir de Fırat'ın doğusu var ki haritaya baktığımız zaman Suriye'nin kuzeyine ciddi bir sarı alan görüyoruz. Mesela Aynel Arap, yani PKK içinde çok simgesel bir yer. PKK'nın Kobani diye isimlendirdiği bir yer. İnsanları göçe zorladılar, demografiyi değiştirdiler. Etnik yani, temizlik yap. Evet, yani bu anlamda hem tarihi hem insanlığa ihanet ettiler. Çok sorunlu bir alan. Şimdi bu alanlara dair, Fırat'ın doğusuna dair ama öncelikle de mesela Aynel Arap'a dair bir yorum yapabiliyor muyuz? Esas itibariyle burada Türkiye'nin 2017'den itibaren hedefi bir terör koridorunun oluşmasına mani olma. Evet. Büyük ölçüde de bunu gerçekleştirdi Türkiye. Bu haritada da net bir şekilde görülüyor. Şayet Türkiye'nin Zeytin Dalı ve arkasından Barış Pınarı harekatları gerçekleşmemiş olsaydı ve strateji doğrultusunda adım adım başarılı bir şekilde icra edilmemiş olsaydı, bugün görmüş olduğunuz alanın tamamı, siz burada sarı renkle göstermişsiniz, PKK-YPG'nin kontrolü altında olacaktı. Hı hı. Ve ABD'nin de verdiği destekle bunlar bir anlamda Suriye'nin siyasi geleceğinde masaya oturup net bir şekilde söz söyleme ve belki de yarın öbür gün burada bir federe devlet kurmaya ilişkin ciddi kazanımlar elde etmiş olacaklardı. Türkiye bu anlamda büyük ölçüde hedefine ulaştı. Fakat o tartışmalarda Münbiç konusu sık sık gündeme gelmişti. Amerika Birleşik Devletleri ile varılan mutabakat çerçevesinde Türkiye bir adım daha atmadı. Ve o Münbiç'te veyahut işte Aynel Arap'ta, Kobani'de o aradaki koridorun tamamen ortadan kalkmasını sağlayacak adımlar da durdu. Duraksadı. ABD'nin karşı çıkışı sebebiyle veyahut Rusya'nın karşı çıkışı sebebiyle, evet, oldu bunlar. Bugün geldiğimiz noktada artık bir karar vermesi gerekiyor Türkiye'nin. Bu karar siyasi bir karar olacak. Askeri bir karar olmayacak. Neticede bu tür konularda siyasi otorite karar verir. Siz Türk Silahlı Kuvvetleri'ne veyahut güvenlik unsurlarına, evet, milli asker uygular. Güvenlik unsurları bunu uygular. Benim gözlemlediğim kadarıyla Türkiye o kararın arifesine gelmiş durumda. Çünkü 2010'dan bu yana devam eden bu süreçte artık Türkiye'nin bir anlamda istiyap haddini doldurmuş olduğunu gördük. Buna bir son verilmesi lazım. Biz bir yandan terörle mücadele ediyoruz ama bir yandan da burada meydana gelen iç savaş sebebiyle kendi topraklarımızda 3,5 milyon Suriyeli'ye ev sahipliği ediyoruz. Ve her an geçtiğimiz haftalarda gördük. İşte Rusya'nın desteğiyle, rejim güçlerinin yeni bir bombalamasıyla belki 1 milyona yakın insan daha işte İdlib üzerinden Türkiye'ye gelebilir. Ki Sayın Cumhurbaşkanı da ifade ettiler, bizim bir kişi daha alacak niyetimiz de yok, gücümüz de yok. Dolayısıyla bizim bu coğrafyada akan kanın durması, tekrar bölgenin istikrara kavuşması ve misafir ettiğimiz Suriyelilerin en az 2 milyonunu hem Türkiye'nin terörden arındırdığı bu bölgelere hem de daha güney bölgelerde kendilerinin daha evvelce yurdu olan bölgelere dönmesi için bir takım adımlar atmamız gerek. Bu adımlar da bugüne kadar ki devam eden söylemlerimizi sürdürmekle atılamaz. Hı hı. Bizim yepyeni bir anlayışla ve zaten sürmekte olan bir şeyi belki bir daha aşikar hale getirerek adım atmamız lazım. Evet. Burada az önce ifade edildi. Ben daha evvel sizin programınızda da söyledim bunu. Hı hı. Türkiye'nin Rusya ile işbirliği yapmadan etkin bir hamle burada atması, gerçekleştirmesi mümkün değil. Yani söylemde olabilir bu. Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Tamam ama nereye kadar keseceğiz? Rusya ile işbirliği yapmadan, Rusya tamam demeden nereye kadar gidebileceğiz? Yani önemli biz bunu yaşadık. Biz bunu yaşadık. 2019-2020 Rusya ile temas halindeyken. Ve biz bunu yaşadık. Değil mi? Ne oldu? İlerledik ve arkasından çok ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldık. Rusya unsuru göz ardı edilemez. İkincisi, rejim unsuru göz ardı edilemez. Sonuçta bizim burada PKK-YPG'den nasıl tehdit algılıyorsak, rejimin de bunlardan bizim kadar tehdit algıladığını bilmemiz, hatırlamamız, düşünmemiz gerekiyor. Peki onlar da tehdit algılıyorsa, biz de algılıyorsak, doğrudan değil ama Rusya üzerinden belki ortak düşmana karşı harekat gerçekleştirmek mümkün olabilir. Neticede onların da kendi toprağı. Onlar da PKK-YPG'nin kendi topraklarının 1/3'ünde bu kadar etkin olmasını istemiyorlar.
Bu kadar net bu. Yani bir terörist unsur gelecek, sizin toprağınızda ABD'nin desteğiyle bir alanda kontrol sağlayacak ve burada aynı zamanda Suriye'nin petrolünün bulunduğu, evet, değil mi? Gelir kaynaklarının, tabii, bulunduğu alan. Rakka özellikle. Yani DAEŞ'ten aldı, PKK'ya, evet, verdi ABD. Evet, doğru. Üçüncüsü, PKK, YPG'nin etkin olduğu bu alanda PKK'ya diş bileyen, onunla aslında aynı çizgide olmayan hem Kürt gruplar var, hem Arap gruplar var, başka gruplar da var. Hı hı. Türkiye'nin bunlarla yakın teması olduğunu zamanında biliyoruz. Bu gruplar da yanına alınmak suretiyle, hı hı, gerçekleştirilebilecek olan bir harekatın siyasi amaçlara ulaşmak noktasında daha başarılı olacağını düşünüyorum ben. Anladım. Ama bunun yapılabilmesi için, bunun bir artık geçmiştekilere benzer şekilde, hı hı, taktik bir harekat olmadığı, daha stratejik amaçlara matuf bir harekat olduğu konusunda görüş birliğine varılması lazım. Hı hı. Burada da Rusya, rejim unsurları ve PKK'nın etkisi altında olmayan bölgedeki diğer muhaliflerle işbirliği çerçevesinde bir siyasi hedefe matuf bu harekat gerçekleştirmedi. Evet. Neyi saymadım? Amerika Birleşik Devletleri'ni. Çünkü net bir şekilde görüyorum. Bağlayalım Amerika hocam. Birleşik Devletleri'ni burada onların stratejisini ortadan kaldırabilecek, onları ikna edebilecek maalesef bir yöntem yok. Onlar kafaya takmışlar. Burada bir terör devleti kurdurmak istiyorlar. Peki. Her adımlarını da 20 senedir bunun için atıyorlar. Evet. Artık buna bir dur demek gerekiyor. Tam da buradan devam edelim ve son 2 dakikamız bu şekilde de programı bağlamış olalım Sayın Ağar. Şöyle bir söylem çok konuşuluyor efendim düşünce dünyasında. Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'dan çekildi, Suriye'ye odaklandı, Orta Doğu'ya odaklandı, fokuslandı yorumu yapılıyor. Buna katılır mısınız ki Sayın Hocamız az önce söyledi, Amerika biraz daha kalacağını söyledi. Suriye'de PKK'yı yediriyor, içiriyor, donatıyor, eğitiyor. Peki ne yapmaya çalışıyor? Orta ve uzun vadeli hedeflerine dair siz ne söylerseniz, özellikle bu terör devleti kurma noktasında ne yorum yaparsınız? Buyurun. Şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin bununla ilgili pek çok ihtirası var. Adına strateji dedikleri. Ama strateji olmadığını ifade etmeliyim. Çünkü stratejinin üretildiği alanlarda bir istikrara ihtiyacı var. İstikrar üretmesi gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmış olduğu her şey bir istikrarsızlık, bir kaos üzerine inşa edilmiş durumda. Şimdi ne yapmaya çalışıyor? YPG, PKK ile ilgili. Şimdi çok ilginç bir şekilde Marksist, Leninist, Enternasyonist bir örgütten teolojik hassasiyetleri de olan bir laik seküler yapı yaratma eğilimi içerisinde. Şimdi ve halkları değişik dinlerden, değişik mezheplerden, değişik ırklardan insanları bu yapının altına itekliyor. Yani siz bu yapının altında barış içerisinde yaşayabilirsiniz. Şimdi böyle bir temel aldatmaca var. Şimdi bu aldatmacaya bağlı olarak yapmaya çalıştığı şey ne? Tabii demografik anlamda güç alması gerekiyor. Sonuçta Suriye'de Kürt demografik oranı %3 seviyesinde. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi altında kimleri itekledi? Arapları itekledi. Biraz önce saymış olduğum hem dini, mezhebi ve etik yapıları itekledi. Şimdi bu ne demek? Öncelikli olarak Suriye'yi istikrarsızlaştırmak demek. En iyi koşullarda Suriye'nin siyasi yapısını değiştirmek demek. Suriye'yi bölmek demek. Başka? Son 30 saniye Türk, hocam bağlayabilirsek. Türk, çok kapsamlı tamam. Bir soru ama. Tamam, yani o zaman şöyle söyleyeyim kısaca. Türk, Arap ve Pers havzalarını baskı altına almak demek. Türkiye'yi hedef almak demek. Ve teolojik bir takım ihtirasları koşmak demek, yürümek demek. Yani şimdi İran falan diyorlar ama Amerika Birleşik Devletleri yakın zamanda özellikle YPG, PKK ile girmiş olduğu angajmanlar. FETÖ'yle ilgili girmiş olduğu angajmanlar ve sonrasında yaşadıklarımız Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'yi hedef aldığını gösteriyor. Bundan vazgeçirmek zorundayız. Bakın, temel gerçeklik budur. Peki, çok teşekkür ediyorum. Amerika'nın ihtiraslarına vurgu yaptınız. Profesör Doktor Çağrı Erhan Hocam, Abdullah Ağar, Can Acun, çok teşekkür ediyorum katılımlarınız için. Sayın seyirciler, süremizi doldurduk. Olası operasyonu konuştuk efendim ve haftanın Z raporunu noktalıyoruz. Yeniden buluşmak üzere, hoşça kalın.